あれはゴジラ。 We call him ゴジラ。ゴジラ。ゴジラ。Sinema dünyasının en ikonik canavarı olan Godzilla'nın bu zamana kadar filmlerini konuştuk, yeteneklerini inceledik, yeri geldi düşmanlarını sıraladık, hatta nasıl ölürü bile irdeledik. Ama bir şeyi hiç yapmadık. O da bu meşhur canavar nasıl ortaya çıktı? Hayır, hikayelerindeki kökenlerinden bahsetmiyorum. Onlara başka videoda değiniriz. Bugün burada konuşacağımız şu: bu kurgusal canavar nasıl oldu da beyaz perdede kendine yer buldu? Belgesel demek ağır olur ama videonun belgeselcik tadında olmasını umuyorum diyeyim ve hadi başlayalım. Dünyanın 1954 yılında tanıştığı Gojira, Japon stüdyolarından Toho'nun eseri. Ondan dolayı şöyle bir Toho üzerinden ilerleyelim. Çünkü şirket 1954'e kadar çok büyük sallantılar yaşadı ve neredeyse hayatta kalmayı başaramıyordu. Yaşadıkları o süreç onları Godzilla'ya kadar getirdi. O nedenle Toho'nun arka planına bir bakmakta fayda var. Şirket 1932 yılında Ichizo Kobayashi tarafından kuruldu. O da şöyle oldu: o yıllarda film endüstrisi sessiz dönemden sesli döneme geçiş yapıyordu. Yani şu eski siyah beyaz sessiz filmler var ya, ondan dublajlı filmlere geçiş dönemi yaşanıyordu. Bunun için de PCL diye bir şirket kuruldu. Burada sesli filmler üzerine teknolojiler geliştirmeye çalışıyorlardı. Daha sonra PCL ve birkaç başka şirket birleşerek 1943 senesinde Toho stüdyolarını oluşturdu. 43'e kadar da 19 film yaptılar. Bir de bildiğiniz üzere o yıllarda dünya 2. Dünya Savaşı ile uğraşıyordu. Japonya'da bu savaşın en acı yıkımlarından bazılarını yaşadı. Toho ise bu konuda biraz şanslıydı. Şirketin film stüdyoları Tokyo'nun bombalanmasından zarar görmeyecek uzaklıkta yer alıyordu. Yani film yapımlarına devam edebiliyorlardı. Ancak hükümetin baskısı nedeniyle o sıralar askeri propaganda filmleri yapıyorlardı. Bir yandan da çalışanlar ve film yapımcıları savaşın getirdiği açlıkla ve sık sık kesilen elektrikle boğuşarak çalışmalarına devam etmek zorunda kalıyorlardı. Nitekim savaşın sonunda Japonya teslim olunca ülkeye ifade özgürlüğü gelmesi adı altında müttefik işgal hükümeti tarafından işçi sendikalarının kurulması teşvik edildi. Bunun sonucunda 1945 senesinde Toho stüdyolarında çalışanlar da kendilerine bir sendika kurdular. Sendika ilk olarak maaşlara zam ve şirket yönetiminin demokratikleşmesi talepleriyle Toho'nun kapısını çaldı. Ancak şirket bunu reddetti. Sendikada doğruca greve gitti. 5600 üyeyle birlikte 15 günlük bir grev yapıldı. Şirket durma noktasına geldi. Mecburen uzlaşma sağlandı. Maaşlar arttı ve sendika üyelerinden oluşan bir komite şirket yönetiminde söz sahibi oldu. Ancak sağlanan bu barış çok da uzun sürmedi. 46 senesine gelindiğinde film endüstrisinde genel bir grev baş gösterdi. Tabi Toho da bundan nasibini aldı. Fakat bu grev aslında sendika içinde bile huzursuzluk yarattı. İşlerinden bazıları ileri gittiklerini düşünmeye başladı. Sadece filmler yapmak, eğlenmek isteyen sinema yıldızları kendilerine sokaklarda zorla gösteriler yaptırılmasından artık hoşlanmıyorlardı. Nitekim sendikada da bölünmeler yaşandı. Mesela oluşan bir grup ayrılarak Shintoo adında kendi film stüdyolarını kurdu. Toho'ya bağlı ama ayrı bir şirketti. Neyse, bu grev sendika içinde çok sevilmese de kendi adlarına başarılı oldular. Toho yine darbe yedi. Sendikaya birçok taviz vermek zorunda kaldı. Şirket o grevde birçok yıldızını kaybetti. Yönetimi de resmen devre dışı kaldı. Mesela 46 senesinde 18 film yapılmıştı. Bunun üzerine Toho 47 senesinde bunun üstüne koyarak 24 film yapılmasını planlıyordu. Ama şu daha önce bahsettiğim sendikalılardan oluşan komite bu filmlerden sadece 13'ünü onayladı. Diğerlerinin yapımına izin vermedi. Tek sorun film sayısının düşmesi de değildi. Yapılan filmlere de daha çok bütçe ayrıldı. Filmler daha masraflıydı. Ortalama 5 milyon yene film yaparlarken artık 10 milyona, 15 milyona yapılıyordu. Sendika nedeniyle film maliyetleri de çok arttı. Evet, o dönem yapılan işler çok güzel geri dönüşler alıyordu. Ancak Toho 75 milyon yen zararla 1947 senesini kapatmak zorunda kaldı. Yani şirket yavaş yavaş eriyip elden gidiyordu. Yatırımcılar durumu el attı. Kemer sıkmak gerekiyordu. Hemen Toho da başkanlık el değiştirdi.
Filmler için bundan sonra maksimum 6,5 milyon yen vereceği açıklandı. Grevde kaybedilen oyuncuların yerine de yeni, genç yıldızlar aranmaya, toplanmaya başlandı. Ve grevde sendikanın elde ettiği her şey reddedildi ve işbirliği kaldırıldı. Yani yönetimde sendika söz sahibiydi ya, artık yok, kapı dışarı kaldılar. Tabii işler bununla da sınırlı kalmadı. Hem masrafları azaltmak hem de komünist sendikalıları şirketten tamamen uzaklaştırmak için 1200 çalışanın işten çıkarıldığı duyuruldu. Ek olarak bu çalışanlar çıkarılmazsa zaten TOO 6 ay içinde iflas edecekti. Şirketin sonu her zamankinden daha yakındı. Ancak o sıralarda sendika son oyununu hazırladı. Bunun üzerine TOO'ya vitalsizlik manifestosu yayınlayarak ülke çapında destek çağrısında bulundular. Ve aralarında Japonya Komünist Partisi, Komünist Gençlik Birliği, Sanayi İşçileri Derneği ve Kuzey Kore Derneği'nden aktivistlerin de bulunduğu yaklaşık 3000 sempatizandan oluşan bir ortak savunma grubu 15 Nisan'da stüdyoyu işgal ederek barikatlar kurdu ve ana kapıları kapattı. 1 Mayıs'ta da TOO stüdyo faaliyetlerinin bir ay süreyle askıya alındığını duyurdu. Tüm aktif yapımlar içinse fonlar donduruldu ve tesislerin kapatılıp şirket kontrolüne geri verilmesini talep etti. Ancak sendika tabii bunu reddetti. 8 Mayıs'ta sendika TOO'nun kapatılmasına karşı Tokyo Bölge Mahkemesi'ne protesto başvurusunda bulundu ve TOO da 11 Mayıs'ta karşı protesto başvurusunda bulundu. 1 Haziran'da TOO üretimi süresiz olarak askıya aldı ve çalışanların maaşlarını ödemeyi durdurdu. Mahkeme eylemin bitmesine ve stüdyoların TOO'ya bırakılmasına karar verse de durumlar devam etti. Ta ki 19 Ağustos'a kadar. Grev başlangıcından 4 aydan uzun bir süre geçti. Sabah 9.30'da polis şefi mahkeme kararını duyurmak için kapıya kadar geldi. 2000 polis, 1. Süvari Tümeni'nden 1 müfreze asker, 3 uçak, ABD 8. Ordusu tarafından gönderilen 6 zırhlı araç ve 5 tank stüdyonun etrafını sardı. Sanki savaş var. Neyse ki olay çok büyümedi. Saat 10.40'da sendika liderleri sendikanın dağılmaması koşuluyla işgali durdurdu. Ardından gelen Ekim ayında bazı sendikacıların işten çıkarılması engellendi. Ama 20 tane sendikanın önde olan ismi gönüllü olarak istifa etti ve TOO için planlanan ülke çapında yapılacak diğer grevde iptal edildi. Yani işin aslı sendika şirketi bitirmeye kafaya koymuştu. Evet, grevler sona erse de bu olayların üzerine TOO cidden çok zayıfladı. Çok kan kaybetti. 1948'de 4, 1949'da da sadece 5 film yapabildiler. Devamında kendilerine bağlı Shinto'yla da sorunlar yaşadılar. Mal paylaşımı gibi olayların ardından Shinto, TOO'dan tamamen ayrıldı. Bazı filmleri bölüşmek zorunda kaldılar. 1950 yılında da çoğunluğu sendika üyesi olan 1315 çalışan TOO'dan kovuldu. Şirket bir şekilde ayakta kaldı. Ancak artık eskisinden de iyi yapımlara ihtiyaçları vardı. Çünkü maddi olarak hala sıkıntıdalardı. Ve yeni yapımlar planlanmaya başlandı. 1920'lerden TOO'nun kara kara düşünmeye başladığı 1950 senesine kadar Amerikan sinemasında canavar filmleri klasikleşmeye başlamıştı. Frankenstein'lar, Drakula'lar, mumyalar, kurt adamlar ve King Kong sinema dünyasında alıp yürüyordu. TOO da. Ana, biz bunu neden yapmıyoruz diye sordu kendi kendine. 1953 senesinde yapılan Devler Alemi filmi kafadaki ampulü tam olarak yaktı. Canavar da filmde onlara çok güzel ilham kaynağı oldu. Canavar fikri hem gerçek hem de mecazi anlamda büyüktü. Bu yüzden TOO canavar filmi yapmaya kesin olarak kolları sıvadı. 1945'te ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı iki atom bombası hikayelerinin başlangıcıydı. Bu olaylar atom bombasının yıkıcı gücünü bünyesinde barındıran bir canavar yaratma fikrini doğurdu. Bu yaratık göz açıp kapayıncaya kadar şehirleri yerle bir edebilecek ve talihsiz vatandaşları küle çevirebilecek bir şey olmalıydı. O yıllarda atom bombalarının gücü tüm dünyaya korku salmıştı. Yani kullanılacak taze bir fikirdi. Üstelik 1954'teki başka bir olayda Lucky Dragon No. 5 adlı bir Japon balıkçı teknesi trajedisiydi. Bikini Atölyü'nde yapılan nükleer testler sonucunda tekne mürettebatından biri ölmüş ve geri kalan 22 mürettebat da hasta olmuştu. O zamanlar nükleer yıkım korkusu dünyada canlı ve gündem konusuydu. Ki hala da öyle. Bunların sonucunda filmde kullanacakları dev canavar ölüm, yıkım, savaş ve nükleer enerji için bir metafor haline getirecekti. TOO'nun filminde bombanın yerine canavar geçecekti. Filmin teması bombanın yarattığı dehşet olacaktı. Bomba insanoğlu tarafından yapılmıştı. Plana göre doğada insanlıktan bombanın intikamını alacaktı. Genel hatlarıyla filmin amacı belirlendi. Şimdi canavarı tasarlamaya gelmişti iş. Aylarca süren meşakkatli süreçte yazarlar ve yapımcılar nükleer metaforlarını detaylandırmak için aşırı çaba harcadı. Canavar başta dev bir ahtapot olacaktı. Sonra akıllarına mantar bulutu şeklinde kafası olan garip bir yaratık fikri geldi. Ama sonunda bir dizi farklı tasarımın ardından tasarımcılar dinozor ejderha görünümünde karar kıldı ve onu gerçek dinozorların bir karışımı halinde tasarladılar. Baş parmaklar ve eller iguanodon'dan, ağız T-Rex'ten ve sırt plakalarında Stegosaurus'tan esinlenilmişti. Eklenen ayrıntılar arasında küçük kulaklar, bozuk engebeli bir cilt, iri bacaklar ve nükleer enerjiyi soluma gücü vardı. Yani atomik nefes. Bu ayrıntılar bir araya gelince işte o ikonik canavar ortaya çıktı. Yürüyen atom bombası Gojira.
Yalnız film cidden çok maliyetliydi. Hatırlarsanız Toho grevler sırasında filme harcanan parayı 6,5 milyon yen de sınırlı tutacağını açıklamıştı. İşte Godzilla filminin maliyeti 63 milyon yeni buldu. Hatta o sene 7 Samurai diye bir film daha yapıldı. Onun bütçesi ise Godzilla'dan bile kat kat fazlaydı. 210 milyon yen ayrılmıştı. Bu arada 210 milyon yen o zamanlar 580 bin dolara denk geliyormuş. Godzilla'dan 2.25 milyon dolar, 7 Samurai'dan da 2.3 milyon dolar hasılat elde ettiler. Godzilla'ya yaklaşık 174 bin dolar harcayıp elde ettikleri 2.25 milyon dolarlık hasılat da şirketin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Godzilla onlar için boşuna en özel şey değil. Yani işin aslı Toho 1954 senesinde bir kumar oynadı. Ya Hero ya Mero diyerek iki büyük yapımla kaderlerini belirledi. Nitekim girdikleri kumarda başarılı oldular. İki film de büyük beğeni aldı ve güzel hasılatlar elde etti. Toho da hem sendikadan kalan yaralarını sardı hem de girdikleri iflas riskinden alnak çıktı. Kısaca Godzilla Toho'yu batmaktan kurtaranlardandı. Şöyle bakıyorum da Godzilla arkasında çok büyük bir anlam taşıyor aslında. Toho'yu şirket değil de bir birey olarak düşünürsek, Godzilla onların kendi şeytanlarıyla kavgalarını temsil ediyor. Japonya'da zar zor film yapmaya çalışan bir şirket. Hem savaşın zorluklarıyla hem de kendi hükümetlerinin baskısıyla uğraşıyor. Savaş bitiyor, bu kez de iç savaş başlıyor. Herkes Toho'dan bir parça koparmaya çalışıyor. Bunların üzerine Godzilla tasarlanıyor. Toho sadece ABD'yi, atom bombalarını değil, ona zamanında saldıran sendikayı da hedefine alarak hepsinin nefretini Godzilla üzerinden kusmuş gibi. Sanırım atomik nefesi, Japon halkının üflemesinin altta yatan sebebi de bu. Godzilla Toho'nun kendisi.